Bu iki Osmanlı askerinin hikayesi. Bu iki çılgın asker taptaze yeni kurulmuş olan Avustralya'ya savaş açarlar. Nasıl mı? Evet, şimdi hikayelerine geçelim. İngilizler Hindistan'ı işgal edince Hindistanlılar Osmanlı'dan yardım ister. Osmanlı devleti de kayıtsız kalmayıp 350 askeri gemiyle Hindistan'a yollar. Askerlerin bir kısmı gemide hastalanmış, yine de Hindistan'a varmışlardı. Silahlı makinelere uzun süre dayanamayıp birçok asker şehit olmuş, kalan 40 asker de esir düşmüş. 40 Osmanlı askeri esir olduktan sonra İngilizler gemilerde çalıştırmaya başlarlar. Bir İngiliz gemisi Avustralya'ya geldiğinde esir iki Osmanlı askeri gemiden bir yolunu bulup kaçarlar. Esas hikaye buradan sonra başlıyor. Gemiden kaçan iki askerden mesleği dondurmacılık olan Abdullah ve mesleği kasaplık olan Mehmet Avustralya'da kendilerine yeni bir hayat kurarlar. İşleri ve kazançları iyidir ama onların kulağı sürekli Anadolu'da ve memleketlerindedir. Dünya kaynamaktadır. Balkanlar, Orta Doğu ve İngilizlerin işgal ettiği Türk yurtları. İşte tam bu sırada Avustralya hükümeti İngilizlerle birlikte Çanakkale'ye asker çıkarmaya karar verir. Bizim iki Osmanlı askeri olayı duyarlar ve hemen buluşarak durum değerlendirmesi yaparlar. Biz Osmanlı askeriyiz ve Avustralya'da yaşıyoruz. Avustralya devleti Osmanlı'ya savaş açmış ve bizim ülkemizi işgale gitmiş. Bundan dolayı biz de Avustralya devletine savaş açalım derler. Alırlar kağıdı kalemi yazarlar. Sayın Avustralya yetkilileri, biz iki Osmanlı askeri ülkenizde bulunuyoruz. Duyduk ki devletimiz Osmanlı'ya Avustralya devleti olarak savaş açmış ve Çanakkale'ye asker göndermişsiniz. Bundan dolayı iki Osmanlı askeri olarak biz de Avustralya devletine savaş açmış bulunmaktayız. Bu bir Osmanlı savaş fermanıdır. Avustralya'ya duyurulur. Avustralyalı yetkililer bu mektubu alırlar. Okurlar ama ciddiye almazlar. Karahisar diyarından Tarakçıoğlu Mehmet, Karadeniz diyarından Menteşoğlu Abdullah, iki Osmanlı askeri Sidney'in 250 kilometre uzağında White Rock, Karlı Dağlar denilen bölgede siper alırlar. Dondurmacı Abdullah'ın beyaz gömleği vardır, kasap Mehmet'in de kırmızı önlüğü. Gömlek ve önlüğü sökerek üç hilalli bayrağı dikerler. Bu bayrak ile düşmana savaş açarlar. Avustralyalı yetkililer tren ile asker toplayıp limanlara sevk etmektedir. Limanlara gelen asker ve mühimmat gemilerle Çanakkale'ye sevk edilmektedir. İki Osmanlı askeri önce virajlarda tren raylarını sökerek üç tren devirirler. Üçüncü trende askeri mühimmat bularak silahlanırlar. Aynı bölgede 8 karakol basar ve karakollardaki askerlerin tamamını vururlar. Ne olduğunu bir türlü çözemeyen Avustralyalılar sonunda İki Osmanlı askerinin yazmış olduğu mektup akıllarına gelir ve bölgeye tren ile 250 kadar asker gönderirler. İki Osmanlı askeri kendilerine savaş açmıştır. Bu savaş Avustralya'nın ilk resmi savaşıdır. Çaresiz kalan Avustralya devleti ilk resmi savaşına girer. Tren ile gelen 250 kadar Avustralya askerini pusuya düşüren iki babayiğit trene saldırır ve iki Osmanlı askeri 60 kadar Avustralya askerini öldürür. Çok şiddetli çatışmalar sonucunda iki Osmanlı askeri Hakk'a yürür, şehit olurlar. İki askerin şu an mezarı Sidney'e 250 kilometre uzakta White Rock, Karlı Dağlar'da mezarları vardır. Nurlar içinde uyusunlar. Bu iki yiğidin hakkını teslim eden Avustralya, o bölgeye Türk Kayalıkları ismini vermiştir. Mekanları cennet olsun. Bu iki Osmanlı askerinin hikayesiyle ne kadar cesur bir millet olduğumuzu tekrardan hatırlatmak istedim.